Biraz böyle son bölümlerde birazcık da şey yaptık. Ne denir? Ben biraz daha rahatlamaya çalıştım. O yüzden daha böyle şey bir program yapabiliriz. Çünkü ilk başta çünkü biraz fazla soru cevap falan olmuştu. Tabii atamadım ya. Gerginliğimi. Sokrates'in bir ağırlığı var falan zannettim. O sırada, o sırada Londra merkez. osuruyoruz falan böyle ya da bayrak sallayarak osuruyoruz. Onu söyledim bu arada. Bir kere uyuyakaldım ben. Londra merkez izleyerek değil. Başka bir şey. Otomatik Londra merkezi bir uyandım. Şey yerde bir şey tekledi. Kaplumbağa. Bağıra çağıra kaplumbağa. Ben dedim ya böyle de uyanılmaz yani, anladın mı? Dünyanın en kötü uyanması. Çünkü. Ama hayırlı olsun bu arada. Teşekkür programa ederim. Programa da girmiş olduk. Böyle aynen. Bir yerden gireriz artık. Teşekkür ederim. Çok da ben bu arada keyifle izliyorum şu anda. Ben de başlarda zorlanmıştım. Sana bir yorum da gelmiş. Şeyi de izledim. Sor Bakalım'ı da izledim. Hani onun boşluğunu nasıl dolduracağım falan gibi triplere girmişsin. Girdim, başka bir programa dönüşüp çok güzel yakalanmış oradan yani bence. Ya öyle diyor, öyle diyenler var. Hoşuma gidiyor tabii ki. Kesinlikle. Ama o başta o yaz dönemi bayağı bir stres. Çok gergin. Evet yani iki ay bir de aşağı yukarı belliydi. Daha başlamamıştık. Nasıl olacak, ne olacak? İşte Zeynep Tokuş Çocuklar Duymasın'da Pınar Altun yerine gelmişti. Ama hadi diyorum ne diye. Doğru, güzel olmamıştı falan. Çocuklar değişmişti. Evet, ya o zaten çok, evet, çok kötü. Şimdi tekrar çekiyorlar. Onu da yemiyoruz gerçi. Yemiyoruz. Ama biz zamanında da yemiyorduk galiba öyle şey. Haluk 10 saat boyunca baba diyor şeklinde bir video var. Ben en çok ona vaktimi ayırmışımdır yani. Evet, bu arada sevgili izleyenler, dinleyenler, sizler de hoş geldiniz. Sokrates Videocast ve podcast'imize. O değil de programında sevgili Can'la beraberiz. Vallahi bir sürü konu yazdım ama programın şeyinden ötürü, böyle çok gündem falan konuşulmayan bir program olmasına rağmen benim çok bagıma geldiği için çok bir gündem konusu sana lütfen görüşünü sormak istiyorum. Kemal Özdeş'in bir şekilde yani böyle ayrılıp barışan sevgililer gibi artık devamlı Kasımpaşa'ya dönmesi ve bunun komikliğinin yeterince ifade edilmemesi, sadece Twitter'da kalması beni çok rahatsız ediyor. Yani. Ozan Can çok seviyor onu. Kemal Özdeşer Kasımpaşa'ya geldiğinde Ozan Can bir şey yazıyor. Abi evrenin olduğu gibi bir düzende, kaos içindeki düzende devam edebilmesi için bunun yaşanması gerekiyor. Her birkaç sene demedim. Yani bir buçuk yılda bir falan Kemal Özdeş gelmezse kesinlikle. Partiküller böyle kesinlikle. Huzur. Kendileri acaba geyiğini yapıyor mudur? Ben hep mesela o odada çok keşke bir All or Nothing'de Kasımpaşa çekseler de izlesek yani. Hocam gene bana kaldınız falan gibi bir geyik illa bir şaka evet, yapmıştır ya. Ya da yani telefonu falan koyuyor Kemal Özdeş. İşte ocak olunca bakalım bu sefer. Ya ilginç abi, ilginç bir dünya ya. Süper Lig dünyası. Şey düşünüyorum yani hep böyle haberler görünce. Yani biz böyle bir kabusun içerisindeyiz. Bunun artısı eksisi var. Kabus dedim diye yani her şey kötü değil ama bir türlü uyanamıyoruz gibi böyle şeyler var. Hani şu anda mesela yapay zeka falan biraz onları da kurcalıyorum böyle. Bir şeyler yazıyorum. Mesela bazı şeylerden çekemiyorsun yapay zeka. Mesela hala yazı yazamıyor tabelalara. Ellerin parmaklarını tam yapamıyor falan. Süper Lig'de de böyle bir şey tam olmuyor ve evet. Aslında bizi alıştırıyor gibi ama. Ve düzenli de oluyor bunlar yani. Evet, hiç bela gibi de izlemeye devam ediyoruz. Abi ayrı bir şey konu. Gibi ya Süper Lig benim için. Yani bir kabus hakikaten bir yandan ama mesela işte ertelendiğinde, iptal olduğunda falan böyle günlerim karışıyor. Tam anlayayım. Mesela bugün ne pazar falan ama pazar değil yani o gün. Şey maçı yok ne bileyim. Karagümrük nasıl Sivas. Nasıl pazar bu? Evet yani böyle bir Sivas Karagümrük neden oynamıyor kardeşim bugün pazarsa? İşte karlı böyle berbat bir zemin. Pirlo mont giymiş böyle çökmüş. Çok soğuk. Viviano hipotermi geçiyor. İtalyanlar tir tir titriyor. Ne olduğu belli değil. Vara gidiyor hakem diyor. 7 dakika falan. Yani bunları kesinlikle. Benim ihtiyacım var abi. Gerçekten. Dünyanın en kötü ihtiyacı evet, var. Yani ama bağımlılık yapıyor evet. Yani, hani ben izlemeyeceksem de olsun o maç. Ben işte skoruna bakayım arada kim atmış. Kesinlikle Borini, katılıyorum. Borini nasıl yine mi attı? Borini ne işi var Türkiye'de? Aynen. Her sene şaşırır. Nereye gidecek falan Borini böyle bir iki dakika onu aynen. Düşüneyim falan. Beni böyle bir huzur ve sakinlik katıyor ayrı bir beynimin kısmında ne olursa olsun. Kesinlikle katılıyorum. Ben bir de şey manyağım işte spor oyunlarıyla büyüdüğüm için zaten her sene deniyorum falan. En son işte bir tane kariyerini yaparken böyle
PES'e bayağı bir mod yükleyip olabilecek en realistik şekilde oynamaya İzlerim. Çalışıyorum Süper Lig'de falan. Böyle yayına gelip bazen şey diyorlar. Abi böyle futbol oyunu mu olur? İki pas yapılamıyor, devamlı Kanada top. Diyorum işte Süper Lig bu. Yani biz zaten bunu arıyoruz. Yani pır pır Kanada uzun top oynuyorum. Gol atamıyorum sonra yani. Sen şeyi kapatıyorsun değil mi? Pas asistanını falan. Tabii tabii. Full mana. İzliyordum ben onu. Evet yani sıçınca tam sıçınca. Bu arada ya bak hayatımda bu kadar hani herkesi kolundan tutup böyle PlayStation kafelere falan girip ya da millet evinde oynarken kariyer modu oynayanlardan bahsediyorum tabii online değil. Kolundan tutup herkesi ikna etmek istiyorum. O kadar her şeyi değiştiren keyifli bir şey bu. Tamamen manuel olması. Abi ben yani şeyi çok seviyorum. Oyun oynayanı izlemeyi. Senin ha, de işte, var mı o zaman? Evet evet. Var. Zaten konuşmuştuk sen de yıllar önce. Hı-hı. İşte seni FM oynarken falan da çok izliyordum. Ve huzucaz arkada işte bir yandan üçüncü lig şey, futbolcularının denemeye isimler. Çağırıyorsun. Böyle 20 adam trial'a geliyor. Düzelttiler. Biliyor musun onu düzelttiler. Evet eskiden abi 90 oyuncu falan kulübe denemeye alıyordum. Böyle düşünsene uçak geliyor böyle her yerden. Dünyanın her yerinden. Kamyon. Sonra gönderiyor böyle. Birini bir günde gönderiyor. Daha antrenmana çıkmamış. Gençler bir tesiste unuttuğu birisi var. Kesin vardı. Oyunda olsa benim başıma gelirdi yani. O yüzden PES'i falan da izliyordum senin. O pas asistanını kapatma fikri çok güzel geliyor abi. Çok yani iyi, tam mi? Böyle hani gerçek hataların olması. Aynen, aynen. O biraz daha şey seviyesi ama birincilik. Yani ben PTT'de evet, anlattım tabii. Bayağı bir. Orada bazen hakikaten yani kol hani sola, aynen, sola mı vuruyor sağa mı vuruyor böyle alakasız bir pas İnanamadığı falan. İnanamadığı şeyler oluyor. Yani gerçekten bazen inanamıyorsun. Şey yani. Keyifli oluyor ya ben orada onu fark ettim. Yani bir oyunda senin ...le oyun arasındaki bariyeri ne kadar azaltırsan hani o kadar bence keyifli oluyor bütün oyunlar. O da tamamen onu kaldırıyor ve sen heyecan yaptığında kötü vuruyorsun ya. Aynen, oyun aynen, seni kurtarmıyor gerçek. O çok keyifli oluyor. Vallahi müthiş ya. Hakikaten herkese de tavsiye ederim o PES şeyini. Sende peki FM oynayıcılığı var mı? Var. FM oynayıcılığı var. Başka hiçbir oyunu neredeyse oynamıyorum. Şu FIFA, anda da oynuyor musun? 23 oynamadım abi. Şey, ben de oynamadım. Ege'den sonra gece... Vakit kalmadı değil mi? Ben çok gececiyim abi. Çok seviyorum geceyi. Böyle 12'de herkes bir uyusun falan. Birkaç saatim olsun kendime böyle. Dizi açayım, film açayım, FM açayım falan. Çok güzel. Neler diyorsun? Düşüncesi ağzından bile çok güzel. Ağzından bal damlıyor. Ama işte şimdi böyle ani uyanışlar falan böyle diye bir ses bir anda her şeyi bırakıyorsun. O yüzden FM'nin o saatler verme şeyine giremedim ama özlüyorum ya. Evet, çok ben özlüyorum. De. Ya ben şöyle saçma bir şey yaptım bu sene. Dedim ya bu FM benim senede işte en fazla oynadığım sene 1000. En az oynadığım sene 400. Şimdi dedim yani ben eskrimi öğrenirim. Aynen. Japonca öğrenirim falan. Japonca kursuna yazıldım. Öğrenemedim ama... O kadar saat ayırmadım diye. Dedim yani ben bunu hayatımdan çıkartırsam bayağı bir şey kazanırım. Onun yerine başka oyun oynamaya başladım. Orada bir hata yaptık abi yani. Ben zamanımı verimli kullanmaya çalışmayı bir 6-7 sene önce bıraktım ya. Tamam. O düşünceyi de bıraktım. Yani hep diyordum işte şu zamanda bunu yapacağımı, bunu yaparım, şunu yapacağımı, şunu yaparım. Ben yapamıyorum. Helal olsun. Ben zamanımı verimli kullanmak üzere doğmuş biri değilim. Tam tersi verimsiz bir ömür geçirip hani gece 2'de ne yaptın işte ne bileyim şey tekrarı falan. İşte yemekteyiz TV'de tekrarını açıyorum falan. Abi, öyle geçiyor saatlerim. O kadar böyle şey bir şey söyledin ki böyle hayatımın tam orta yerine böyle biraz duygusal olacağım şu anda ama yani o kadar bu fikirle mücadele ettim ki hayatım önce ulan böyle boş boş oyun oynuyoruz. Hatta bir ara mesleğim olacak gibiydi böyle saçma videolar yapma falan. Sonra öyle bir mesleğin olamayacağını gördüm. Neyse orada bile suçlu hissediyorum falan. Salak salak şeylerle uğraşıyorum. Sonra abi bir yerde ben de bu dediğin kırılmayı yaşadım. Dedim ki yani kendini iyi hissetmek için harcadığın zamanın verimsiz olduğunu kim sana söyledi? Evet. Yani zaten her şey verimsiz. Uzun vadede. Yeterince uzun vadede her şey verimsiz. Bence oldu. Huzurlu aynen. Hissetmek orada aynen insanların şey yani, karışıklık evet. Yaptığı durum. O an şey diye düşünmüyorsan işte şunu mu yapsam diye düşünmüyorsan zaten kendince hani mantıklı bir şey yapıyorsundur. Ya işte bu da böyle bir problem. Vallahi bir anda derinleştik. Şu atalet dövmesi yaptırmak istiyorduk arkadaşlarla. Atalet. Atalet aynen. Ama üşendik. Yaptıramadık. Güzelmiş abi ya bir şey yapmamak. Kesinlikle yani. Katılıyorum. Ve bence bu arada hani yan ekran dönemi olarak ben bunu aslında bu internetin yükselişini ve internet içeriklerinin yükselişini böyle şey yapıyorum. Ben kimsem artık böyle. Sanki ben böyle bu döneme böyle bir isim verildi. Altta. ama bu ikinci ekran durumu gerçekten birçok açıdan beni rahatlattı. Çünkü hani
Bazen diziye üşeniyorsun, oyuna üşeniyorsun. İkisi aynen, bir arada aynen. Üşenmiyorsun gibi. Bir de böyle dizi açık işte o sırada bir tık daha böyle tempo düşmüşken dizide işte biraz bir şeye bakıp kesinlikle, sonra dikkatini aynen. tazeleyip falan. Müthiş ama işte böyle böyle sonra hiçbir şeyden memnun olmaz. Dopamin eksikliğinden. Dopamin arsızı. Arsızı evet aynen öyle. Dopamin detoksu falan diye öyle içerikler aynen. izledim ben YouTube'da bir ara. Abi sosyal medyayı bırakıyorsunuz. Telefonu bir kenara koyuyorsunuz falan. Ben batıyorum zaten bu arada. Yani iş yapamıyorum öyle bir şey olduğu zaman. Çok zor abi. Bir ay böyle yapın. E ne yapacağız yani iş yapamayacağız. Ya sonra çok güzel olacak da ne yapacağız? Bir ay ne yiyelim yani. Aynen. Çiftlikte falan yaşıyor olmam lazım. Ama şeyi bir kere yanlışlıkla denedim. Ece nişanlım şey... telefonunu klozete düşürdü oh. dışarıda bir kuaförde ve fark etmedi. 15 dakika orada kaldı falan. Sonra belki çalışır ya falan dediğimiz telefon tabii ki çalışmadı 15 dakika suyun içinde beklediği için. Ben de kendi telefonuma o dönem ihtiyacı vardı işte o birkaç gün. Ece'ye verdim. Ben de hani ne telefon alsam bunu tamire götürsem falan diye 4 gün geçti telefonsuz. Dedim ki aa ne çok vaktim varmış ya. Evet. Yani böyle mal gibi oturuyorum mesela. Vaktim varmış aslında. Ben yok zannediyorum. İşte Twitter'a bakıyorum. Maç özetlerini izliyorum. Şuna bakıyorum filan. Instagram'a bakıyorum. İçerik üretebilir miyim? Reddit'i açıyorum falan. Meğersem çok vaktim varmış aynen. dedim. Hakikaten haklılar ama uygulanabilecek bir şey değil. Ben yapamam bu arada mesela 4 gün şu an. Telefonsuz. Çok zorsa. Yakınlarda mı oldu bu? Yakınlarda oldu. Aa. 2 ay önce filan oldu. Ben sonra yani almak bilmiyorum mümkün kaldı. Olur mu ya? Çok çok yani. Bir dene diyeceğim de olmuyor evet, işte. Evet. Bir de onu bırakıp sonra bilgisayarı da bırakmak lazım falan öyle. Bu arada Gizem de geçen arabayla bir yere gidiyoruz. Telefonu arabanın üstünde unuttu. Biz bir yerde böyle tak tak diye bir ses geldi anlamadım falan. Sonra ortaya çıktı ki telefon arabanın üstünde bir süre seyahat etmiş sonra yere düşmüş falan. Bulduk bir şekilde. Buldunuz mu? Bulduk nasıl? Aynen. Bir adam bulmuş yerden aradık attık açtı. Ama yani ilginç ben bilmiyorum bana olmuyor bunlar. Vay telefonu böyle. Yani telefonu orada unutmak. Arabanın üstünde koyup unutmak ilginç. Çok iyiymiş. Sevgiler. Oluyor öyle evet. oluyor. Ece'de de mesela ADHD var. O ADHD insanında böyle şey yaratıyor işte mesela. Mutfağa gidiyorum kahve alacağım diyor. Aynen. Gidiyorum dolma yapmaya başladım. Yani nerede gelecekti falan. Neden oraya gittiğini unutup aniden dolma yapma falan gibi şeyler oluyor. Şeye gelmek istiyorum abi. Biraz bu aralar derdim bu. Senin burada aslında biraz uzman görüşünü almak istediğim bir konu. Yani böyle maç anlatırken bazen bazı maçlarda Avrupa Ligi maçlarında ya da işte milli takım maçlarında hadi milli takımı tabii bir nebze dışarı bırakıyorum ama hepsinde böyle bir tane şey videosu var ya kızıyla bir tane hanımefendi ne oluyor savaşta mıyız diye kendi kızına tokat atıyor falan böyle enteresan bir video. O video geliyor aklıma hep böyle bir savaşta mıyız maç anlatışı durumu var bazen yoruluyorum bazen de tabii ki yani o... Moda sokuyor insanı. Hı hı. Onun da bir şeyi var ama bu mesela spiker olarak tabii ki bunu sormayacağım. Sana da şeyi soracağım. Yani bir maç anlatım tarzı değişikliği ya da böyle bir öncesinde bir hazırlık. Ben bu maçı şöyle anlatayım yoksa o sırada içinden gelen bir şey mi oluyor? Yani bu hazırlanabileceğim bir şey mi? Karar mıdır ya da? Ya benim çok içimden gelmiyor böyle yapmak hı-hı. açıkçası. O yüzden de pek fazla işte Türk takımlarıyla yani... Hani Süper Lig'de de bunu yaşıyordum. Biraz geriliyordum maç anlatmadan önce. Özellikle büyük takım takımlar olmuştu. Galatasaray falan başlıyor. Beşiktaş. Çok büyük dert abi. Yani... Bizim ülkemizde çünkü insanlar yanlış anlayabilecek bir şey arıyorlar. Yani. Arıyorlar, tabii buluyorlar. Çünkü sistem onu tetikliyor. Aynen. Yani benim Instagram'ıma işte şey geldi. Bir işte Adana Demirspor Beşiktaş maçı anlatmıştım. 1-1 bitti maç galiba. İşte fotoğrafımla yani Gizem'le fotoğraf koymuşum. Beşiktaş ağır taştır dikkat et altında kalırsın falan yazıyor adam maçtan sonra işte. Sen mi gol attın? Yani işte şeye çok bağırdım. Gol orada bir gol oldu, iptal oldu falan sonunda. Samet şu an Fenerbahçe'deki Samet ikinci golünü attı ama işte golü yok falan 2 yıldır. O maçta ikinci golünü attı. Adana Demirspor maçı çevirdi falan. Sonra o gol iptal oldu ayrı konu. İşte dedim böyle şey işte yazsanız gerçekçi olmaz falan işte millet ona bilen. Ya, şey, yani bileniyor ya. İnsanlar kendi takımlarını hı-hı. çok sevdikleri için işte. Yanlış yere yönlendirilmiş bir evet. enerji. Hakem ve spiker ya yani ortak böyle bir anda bilenebilecek düşmanlar evet. biraz öyle oluyor. O dediğin Avrupa maçlarında işte böyle savaşta anlatımını hı-hı. da ben çok yapmak istemiyorum açıkçası. Hı-hı. Ama... hani beklenti bu mudur şu anda genel olarak? Belki de bunu talep da bilmiyorum tabii yani ha, bilemiyoruz. Yani. Öyle düşünüyordum hep talep bu falan diye genel olarak ama
Bilmiyorum ki, bence diğer türlü anlattığımda da bir şeyler yolunda tamam, giderse olabilir. Bir... Ama işte... Peki şey, yani sen mesela bu maçın havası budur diye anlatım tarzını değiştirdiğin oluyor mu? Ya bazı maçları daha yüksek anlatıyorsun doğal olarak. Hmm. Yani daha böyle işte önemli birinci ile ikinci oynuyorsa, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ise falan, yani sırada... Karagümrük Sivas. Onları çok seviyordum bu arada, biliyor musun? Çünkü Süper Lig anlatırken. Ya. Yani büyük takım olmasın da Karagümrük Sivas olsun falan. Orada biraz daha işte özgürlüğüm daha var, şeyim var. Ama tabii o dediğin yani maç seçme olayı ister istemez biraz oluyor. Maç önce sonuçta sen kulaklığı takıyorsun, taraftar sesleri falan bu tamam, ama. O da giriyorsun. Aynen. Abi o çok cool bir şeymiş ya. Sağ olsun Erman beni bir drone yarışı şeyine. Ozan yoktu diye bir davet etti. Ben de çok hiç bilmiyordu da bunu bu arada. Hep yaşamak istediğim çocukluk hayalim olduğu için. Dedim sen nasıl güzel bir insansın ya, tabii ki gelirim falan. Abi inanılmaz bir şeymiş ya. Orada şey filan, yani yabancı şey, normal ses kanalını ayarlayabiliyorsun. Oradan bilgi çok zormuş. Dedim ki aa, ben iyi ki yapmamışım bu işi. Ama bir yandan da çok zevkli. Alışılacak çok kolay ya. Yani artık böyle İngilizce speaker falan tık 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 böyle bir yandan bir şeyler çözesin, yapıp bile anlatabilecek hale geliyorsun. Bir noktada. Ya neler yapıyorsun? Abi maçına göre biraz. Bir yandan FM oynuyor. Yok o kadar değil de. Taç sarmalı oluyor bazı maçlarda böyle. Ha devamlı. Üst üste 12 taç falan, daha çok şeyde böyle atletlerde olur. Taç 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 diye yani çıkaramıyorlar oradan topu. Oranlarda işte bazen artık yani hani bir şeye bakayım bari. Taç atıyorlar çünkü yani buyurun. Of çok iyiymiş ya, bak ya. Hiç aklıma gelmeyen bir detayı bu. Evet, üst üste taşlara dikkat et. Öldürüyor bak, evet, bizi. Dikkat edeceğim. Öldürüyor bizi. Şeyi sormak istiyorum. Bir tane çünkü paylaşımını gördüm. Bir yayın duyurusunu. Hexball görüntüsüyle, evet. Var mıdır hexballculuk? Hexballculuğum çok çok basic seviyede var. Yani benim de öyle o seviye. Her sağlıklı insan gibi. Her sağlıklı insan gibi şu an her gece 1-1,5 saat falan TikTok'tayım ben. Yani şey, Fameburner hesapla. çünkü yani gerçekten guilty pleasure'larım orada mevcut. İşte Halil İşko, Celil İşko'yu falan biliyor musun? Bilmiyorum. Aa yok, o ne? O şey, bir aile Adana'da hanımefendinin işte çocukları var. O çocuklara işte yemekler yapıyor falan, günlük ev hayatı. Ama ha, çok ilginç bir böyle huzur dolduruyor insanı. Çok böyle keyifli izledim. Bayağı viral zaten yani. Ben de bu arada biliyorsun şeyde, mı? Sen biliyor musun? Çok iyi ya. Ben şeyi seviyordum ben. Şifacı Reis diyorduk ona. Devamlı böyle şey, Adana'da yaşıyor sanırım öğretmen. Şeylere gidiyor işte, şey restoranlara, birazcık daha ne diyeyim, yes, kıyıda köşede aha, kalmış falan. Ve onlarla iletişimi çok komik oluyordu. Sen manken misin? Boş zamanlarında mankenlik mi yapıyorsun? Ne bu yakışıklılık falan? Şifa mı vereceksin ustam bize falan? Biz bunun Twitch biliyorum döneminde şey hastası olmuştuk yani. Müthiş bir şey ya onu seyretmek. Yani çok... öyle bir şovmen zaten neyi tanıtıyorsa izletiyor. Ben ama dediğin o huzuru şeyde fark ettim abi. TikTok canlı yayınlarında, mutfakta iş yaparken canlı yayın açanlar var ya. Müthiş, böyle müthiş mesela ya, bazen aile olarak oturuyorlar falan. Böyle o yani bulaşık yıkama sesi olsun, bir şey, ufak bir çay demleniyor falan. Nedense bir huzur doluyorum. Bulaşık yıkama olayı bana da çok huzur veriyor. Çok garip ya. Herhalde yani, çocuklukla ilgili bir konuşsak olabilir, çıkar yani. Evet. Yani biz konuşunca değil de. İşte bu TikTok uzmanları. Bu TikTok'larda bir gün şey geldi, keşfette. Hexball inanılmaz oynuyorlar yani ama işte evet, o attığım gibi ya, tık 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 falan. Build up var abi. Hexball'da evet, build up yapıyorlardı geride. Ya bayağı şey gibi işte, orta saha gibi Modric, evet, Kovacic, Brozovic, herkes öyle hareket ediyor falan. Dedim ben bunu bir duyuruda kullanırım. Sonra aklıma geldi işte. Kroatistan orta sahasını görünce dedim zamanı gibi. İnsanlar ama nasıl özlemiş. Tabii, hala favlıyorlar işte. 5 gün 6 gün biz oldu. Biz onun turnuvasını yaptık bu arada Twitch'te. herkes takım kurdu falan. Hiç beklediğimiz gibi olmadı. Yani hiç çekişmeli olmadı. Bir tane böyle şans şey, eseri gol oluyor. Tam alt lig maçları gibi oldu. Aynen. İşin uzmanıyla ama müthiş zevkli olur hakikaten. 2012 falandı değil mi bunun şeyi, tam, zirvesi? Evet, böyle bir forumlar falan vardı. Ben onu hatırlıyorum. Aynen, falan, İnci sözlük aynen vardı. Çok iyi oynama ya. Gerçekten o basitlik aynen, aradığımız bir tat. TikTok'la alakalı şunu söyleyeceğim bu arada. ben mesela Burner hiç aklıma gelmemişti, bunu değerlendireceğim. Çünkü ben hesabımı böyle müthiş gurme zevklerimle döşedim. Böyle dünya üzerinde bazı TikTok'lar var bana yapılmış gibi. O kadar niş evet, böyle şeyler falan diye. Müthiş bir şey ya bu. Hani ben yıllarca boşuna şey yapmışım. Çünkü ilk Türkiye'yi açtığımızda ilk Türkiye'de ne izleniyorsa onu gösteriyor yani, sana. Uygulamayı o zannettik ilk çıktığında, değilmiş öyle. Ama...
birçok içeriği kaçırıyorum algoritmam bozulmasın diye. Dediğini yapacağım. Abi işte şeyi düşündüğün anda TikTok deneyimin kötüye gidiyor. Ben bunu takip edersem ve görünürse insanlar ne düşünür hissiyat. Tabii o da var. Abi onu bıraktın mı işte fake hesaptan. Oo işte ne bileyim bir tane Romanyalı araba tamircisi takip ediyorum. Abi çok seviyorum aynen onları ben de. İşte şeyler var. Havuz temizleyici. Aynen. Abi, gördün çok güzel, mi? Çok güzel. Karavanında yaşayan insanlar. Evet. Arabasında yaşayan Amerikalılar falan. Çok benziyormuş zevkimiz seninle. Abi aynen aynen. Huzur bunu arıyoruz. Evet abi. Böyle bir program. Gerçekten ya abi o mesela havuzun canlı var ya havuzda. Aynen. Bir şey yetişmiş artık. Aynen. Onu falan temizliyor şey, böyle tertemiz klor yapıyor. Açışı. Evet. Klor açışı. Klor açışı. Şu aynen, şey o şu. Hintli ustalarda da var denk geldi mi bana? Şey, Hint yemek şeylerinde. Aynen. Abi sütleri böyle şey torba. Allah çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Uçakladın evet, poşet sütü. Evet poşet, poşet böyle kesiyor falan saçma saçma bu kameraya böyle elini çıkıyor falan. Anlam büyük zevk ama ya. Abi gerçekten çok büyük zevk. Catering yani şeyleri çıkıyor arada işte böyle. Aa, dev kazanlarda geldim yemekler falan. Ha, ben onun hep sokak lezzetine aynen, denk geldim. Çünkü böyle Hint şeyi de şöyle popüler olmuş. En pisi hangisi? Aynen, onu aynen bulmaya çalışıyorlar. Bir tane adam var orada ya bunu önceki bölümde söyledim mi hatırlamıyorum da. Orada dedim yok artık isteyerek yapıyorlar. Adam mesela bir şey alıyor ya buradan şeyi. Sonra mesela su koyacak yemeği elini o koyduğu suyla temizliyor. Artık yani yuh dedim ya. Bu hani isteyerek bir tane de var böyle kaseden kaseye döküyor tamam mı? Yani şöyle yapsa bitecek. Eliyle. Abi gerek yok hepsini koydun zaten hani. Ama şey diyor Ece ile beraber izliyoruz işte ama onu yavaş yavaş koyması lazım dedim. Şunu da yapabilir yani. Bunlar elini kullanmak yo, istiyor. Onlar hakikaten inadına gibi bir noktadan evet, sonra evet. Hintler. Çekiliyor diye belki o yüzden yapabilir. Abi sana şöyle bir sorum var. Çünkü senle efsane bir Sokrates canlı yayını yapmıştık. Sevgili Ozan'la birlikte. Ya. Onu bu arada canlı sekmesinden bulabilir. Dünya Kupası mı? Yok. Dünya Kupası zamanı şey 22 masa 22 evet yayınıydı. Ama şey geyik yayınıydı. Soru cevap evet, yayınıydı. Evet. Onu bence kaçırmasınlar yani. Son yarım saat özellikle. Evet. Orada bir şey feyzine girmiştik biz. Gülme krizi böyle lisede şey olurdu ya hoca. Hocam hiç komik olmayan şeylere gülerdin. Öyle bir feyze girdik orada. Ve hani meşhur şey videolarını konuştuğumuz. Türk futbolunun efsanesi aynen videolarını. Sana şeyi sormak istiyorum. Türk futbolunu özetleyen böyle bu videolar arasında bir top 3 belirleyelim burada seninle beraber. Öf, tabii ki. Kişisel de olabilir, beraber de oluşturabiliriz. Beraber oluşturalım. Vallahi ben o zaman şöyle bir açılış yapayım. Sana da düşünme fırsatı da vermiş olurum böylece. Ben şeyin çok özel bir video olduğunu düşünüyorum. O gün de konuştuğumuz gibi. Sevgili Tazer evet, Metan. Benim aklımda ilk o vardı. Çünkü Türkiye ile ilgili birçok şeyi anlatıyor. Yani niyet var, iyi istekler var ama bazen orada çok kritik bir eşik var. Yani orayı düşünmemiz gereken bir şeyi düşünmediğimiz evet, için yani ortaya kimsenin anlamadığı ki bu işin aktörleri de dahil, Tazameta da dahil yani kimsenin anlamadığı bir sonuç çıkabiliyor. Yani onun gizemi hala çünkü tam çözülemedi. Niye o biz evet niye anlayalım onu söylediğini bilmiyorum. Türkiye'deki insanlara Tazameta'nın başka yani hangi dil o kendi dilinde abi çok iyi ya gerçekten. Ve söylediği şeyler de hani aslında çevrilse de çok bir anlam ifade etmiyor. Şeyler, yani içeriği de pek anlamlı değil aslında. Ve sinirli olması. Yani hani çok insanları mı sakinleştirmeye çalışıyorlar? Evet, evet. Absürt, ya tamamen bir absürt. Kesinlikle. Bence Türkiye'de futbolu özetleyen evet bir sürü hatayı ve olumlu bakışı da aslında gösteren bir video olarak onu örnek gösterebilirim. Senin aklına geldi mi başka? Abi şeyi çok seviyorum ben. Orada galiba konuşmamıştık bunu unutmuştuk. Hakem oyna diyor, Cumhur oynuyor. Onu bilmiyorum. Bilmiyor ya musun? Abi. Cumhur vardı Rize'de. 53 giyiyordu galiba. Hmm. Hakem işte oyna oyna diyor. Bu yere düşüyor. Fark bekliyor. Cumhur da oynamaya başlıyor. Abi abi. Ama çok sinirli. Çok sinirli bir göbek atış var orada Cumhur. Allah'ım ben bunu nasıl abi inanılmaz. Yani hemen izletirim bitince. Oo, tamam okey. Abi o Cumhur yani orada hem bir işte Türklerin baş eğmezliği, otoriteye isyanı hem oradaki işte mizah zahi taraf o onu diyebilirim. Çünkü şimdi bir tane daha düşünelim. Valla ben de şöyle ilk üçe belki almayabiliriz ama bir bonus olarak honorable mention mı diyorlar buna yabancılar. Onun şeyi burada not etmişim. Ahmet Çakar'ın hakem olduğu ve sahaya kameranın girdiği bir sekans var ya. Mesela keşke devam etseydi o uygulama.
Bir yerde foul oluyor. Mikrofonla gidiyorlar. Bu dünyada başka bir yerde var mı acaba? Abi, çok merak ettiğim bir soruydu. Ben görmedim ama müthiş bir televizyon. Bunu bir soralım ya izleyenlerimize de. Belki de abi İskoçya'da var falan diye de bilirler. Ama tarihte daha önce böyle bir şey olmuş mu yani? Mesela Amerika'nın çok yapacağı bir şey. Hatta NBA'de All-Star'a mikrofon bağladılar falan. Dünyanın en salakçı şeyi. Tam onların kafasından çıkıyor. Ama orada da futbol bu seviyede değildi eskiden yani. O yüzden merak ediyorum. Bize özel bir şeyse bunu daha çok tanıtalım. Çok korkunç bir şey. Kesinlikle. Ve bence müthiş yani. Hala mesela bunu yapacak vakit var şu an Türkiye'de. Yani var, biri attığında aynen girersin. Hocam adam ayağımı vurdu görmüyor musunuz? Yani isyan ediyor. Vurdunuz vurdu demek çok komik. Şey diyor bir de Engin İpekoğlu'na gidiyorlar. Bana kim diyor ya? Hakeme gidiyorum bana küfe kim diyorsan nasıl böyle bir şey dersin ya falan. Abi çok güzel bir şey yani. Ya niye kamera var ha? Bir de Ahmet Çakar'ın Ahmet Çakar Origins origin hikayesi böyle. O bir zamanlarda. Süper kahraman ya da villana dönüşmeden önceki başlangıcını görüyorsun. Hava güzel. Böyle, oradan da bir felsefe buraya ya. Çok komik video ya her şeyiyle gerçekten. Bir de onu ekleyebiliriz. Başka gelmediyse böyle bir top 3 yapmış gelmedi olduk. Gelmedi abi şimdi. Bülent Başkan'ı almıyor musun? Böyle bulut halinde gitmeleri evet. Kızının evet. Arkada. Kızın uzaya ilk adım videosu gibi böyle uzayda yürüyordu ya şey. Ve gerçekten ya yani maddenin durduğu soğukluğa çok yakın bir soğuk. Artık o ağızdan çıkan duman falan değil yani. Böyle inanılmaz bir şey çıkıyor ağızdan. Abi bir de adamı kızının yanından alıp nereye götürüyorsunuz yani? Buradaki son amaç ne olabilir? Nereye gitmeyi planlıyorsun? Neden o laf? Hani nereye? Tamam yani kazanmışsınız zaten. Adamı zorla götürmek çok iyi. Yani şey gibi yani. Abi doğum gününü kutlayacağız bir şekilde oyalayın falan demişler kadar saçma bir şekilde bir yere gidiyorlar. Ve çok uzun sürecek nereye gidiyorlarsa. Yani aynen yani soyunma odası da bile bayağı sürer abi o tempoda. Ayda yürüyüş videosu gibi of var, evet ya kesin unuttuğumuz vardır bir sürü. Canım, çok yorumlara bekliyoruz ya yani bunu nasıl unuttunuz dediği gibi hakikaten Bülent Başkan'ı alabilirmişiz. Top 3'e vallahi çok iyi hatırlattın ya. Biz bu konsepti arada bir 3 ayda bir falan yapalım. Yapalım ya hatta buna özel içerik yapalım videoları izlemeli. Komik videolar. Ben Uğur Ozan'a başka bir içerik için yazdım cevap vermedi. Aynen. Yurt dışındaymış meğersem. 5 gün sonra şey yapar. Evet şey, yani hala da cevap şey. Bekliyorum. Böyle fikirlerimi burada harcamayalım yani. Aynen. Lütfen bak vallahi. Senin fikrin bu arada hemen de üstüne kondum ya. Bülent Başkan. Evet abi seninle ilgili. Bir sürü de ortak dostumuz olduğundan dolayı biraz bilgi toplamaya çalıştım. Eyvallah. Bunlardan sevgili şu anda da Bein'de spikerlik yapan sevgili Arda vatansever. Seninle ilgili dedi ki abi bir Eren Albayrak olayı var. onu mutlaka anlatsın dedi. Sonra ben araştırdım bunu. O çünkü bu arada tam cevap veremedi evet. Bana. Şey yazdı bu arada cevap verememe olarak. O da dünyanın en güzel cevap veremeyişi olarak not ettim. Abi Bolu spor maçı anlatıyordum cevap veremedim dedi. Yok bu arada, Bolu spor mu dedi başka bir tam şey. Tam cevap verilecek maç yani. İşte. Dedim yani tarihte daha güzel bir cevap verememe sebebi olamaz. Sonra baktım abi bir tane tweetini evet, gördüm. Arada evet. Ne yaşadın? Olay böyle başlıyor abi. Japonya'ya gitmiş değil mi bir iki sene evet, Eren Albayrak. Yani çok kariyerini şimdi açıp bakarsınız izleyenler. İşte Antalya Spor, Bursa Spor bilmem ne işte bilmem ne Türk takımları. Jubilo Iwata bir yıl. Sonra yine Antalya Spor falan gibi bir kariyer. Şoka girdim ben işte. Tweet bir anda ne alakalı? Evet yani nasıl sen bizi delirtmek mi istiyorsun falan diye. Sonra bir Çaykur Rizespor maçı anlattım bir yerinde. Dönüş için havaalanındayız. Mert var muhabir Mert Yüksektepe. İşte o da tanıyor Eren'le. İşte aha. Tanışıklıkları var. Gel gidelim bir konuşalım dedi falan. İşte bu da Can maçın spikeri arkadaş falan. Merhaba falan dedi. Merhaba dedi. Ya sen de bir desin bir de dedim. Oğlu tweet atmış benimle ilgili Bein'de dedi. Benim dedim. Dedim mi direkt? Dedim yani. Hayır şeyi biliyorum çünkü. Abi kötü bir şey demiyorsun evet, evet. Ki bu arada. Sonra tweet'i açtım. Ne var abi bunda dedim. Okutuyorum falan. Hmm. Ya o da zaten mahcup oldu. karşısında yani olunca o şeyin oldu. Ay işte çok özür dilerim falan. Yok ya dedim ne olacak önemli değil falan. Sonra ayrıldım işte bir daha.
O da yanlış anlamış herhalde tweet'i. Evet, evet ya, büyük herhalde ihtimal işte biri söyledi ya da falan. Çünkü gerçekten işte tweet'te şey yazıyor. Eren abi sen niye bir anda Jubilee ve Iwata'ya gittin? Bizi delirtmek mi istiyorsun? Ne işin var? Yok abi, gayet sonra hikayeyi anlattı falan. Bunu şey Scout programından bulmuşlar rakamlarla falan. Japonlar böyle bakmışlar. Beşli oynuyorlarmış işte. Adamlar bir araştırmışlar almamışlar. Aldılar ama. Sonra olan bana oldu işte. Evet abi çok iyiymiş. Of müthiş hikayeymiş. Vallahi bak ya. Nasıl? Peki o zaman sen bunu burada böyle söyledin ya. Ben de bir güzellik yapıyorum. Daha önce anlatmadığım bir şey anlatacağım. Hadi be. Ben de bunu anlatayım. Abi bir gün anlatmamıştın değil mi bunu? İşte bu kadar ya. Bak gördün mü? Ne kadar seviyoruz karşılıklı. Kariyerimizi bitiriyorum şimdi. Sen yok. Abi bir gün bandana aldım. Bandana ile fotoğrafımı da Ece'ye attım. Dedim ki nasıl olmuş? Şey için arıyordum bu arada. Basket oynarken falan çok terliyorum. Ve hani buraya böyle rüzgar gelince sinüzit oluyor ya. Bandana onu engelliyor. Bereyle de şimdi yazın oynanmaz diye. Acaba böyle yapabilir miyim falan. İnternette araştırırken bir denedim. Ece de şey yazdı. Beğenmedim. Sana yakışmamış. Böyle biriyle beraber olmak isteseydim. Ali Ece ile evlenirdim. Ece Ece olurdum diye bir şaka yaptı, tamam mı? Buradaki şaka tamamen Ece Ece olurdum şakası evet. Yani. Abi ben de bu bana komik geldi diye tweet attım, tamam mı? Böyle screenshot'la. Bunun altına Ali Ece'yi etiketlemişler. Ali Ece de hiçbir şey yazmadı. Ben de dedim herhalde gülmüştür falan. Abi yıllar sonra nerede hatırlamıyorum. Soğuk Savaş'a işte katılacaklar falan. Ekibi saydılar bizi. İçinde Ali Ece de var. Aa dedim süper falan. Hatta böyle bir tweet atmıştım zamanında. Onunla ilgili de şaka yaparım falan dedim. Süper Tobi gelsinler dedik. Biz onay verdik. Bir hafta sonra şey mesajı geldi gruba. Bu ekibin sizlerden biriyle problemi varmış. Konuşacağız hani gelin ofise konuşalım diye yapımcılardan mesaj geldi. Biz de Berk, Buğra, ben işte gidiyoruz üçlü. Bizde de hep Berk'in biriyle problemi oluyor, tamam mı? Çünkü ben aralarında en uysal. Aynen. Hani en kimseye dokunmayan kişi olarak biz de Berk'e ulan Berk hangisine laf ettin falan. Abi hiç hatırlamıyorum falan dedi. Biz böyle gittik. Bu açmış dedi. Biz böyle güldük. Şaka yapıyor zannettik yapımcı. Abi benmişim gerçekten ve Ali Ece ona alınmış. Of. Ve ben tabii hiçbir yerde karşılaşmadığımız için kendisine bunun ya. Evet bir şaka olduğunu iletemedim ama büyük ihtimalle herhalde onu dalga geçiyoruz falan mı sandı? Alındı evet. Mı? O da belki bana bir oğlu demişti ya. Ama buradan da duyurmuş ya, onu. Yanlış. Hiçbir yerde anlatmadım evet. Ben bu hikayeyi. Vay be. Ya işte. Bakalım neler olacak. Neler olacak. Program yayına girince. Hiçbir şey olmaz ya. Yani şöyle ikimizin de niyeti iyi abi. Sen bir şaka yapmışsın. Evet, ben evet. Bir şaka yapmışım. Hani sınırı geçmişiz falan. Yok onlar ya. Kişiye bağlı olarak evet, değişse de. Sonuçta bir terbiyesizlik yok bence iki hikayede. Yok. Özellikle seninki. Bence daha da hatasız oldun. Çok komik bir tespit. Yo, ondan sonra işte bir anda şey değişti zaten. Sonra fotoğraf falan paylaşmışsın galiba. Evet evet sonra fotoğraf koydum. Evet kurgulayana buradan özür diliyoruz. Bayağı bir bip gelecek. Alıyor bu arada gerçekten. Çok fazla. Ne diyeceğim mesela revize olarak? Notlarını açacak. 27-13. Çok oy vallahi iyi güldük ya. Abi senle ilgili bir de Arda şöyle bir bilgi verdi. Aşırı ballı bir spiker. Çok uyuz oluyorum. En güzel maçlar ona denk evet. Geliyor. Hatta en dandik maçı denk geliyor. Gülüyoruz. Sonra orta sahadan gol falan oluyor diyor. Sana böyle bir sinirli. Orta sahadan gol de çok tehlikelidir abi ya. Bazen bakmazsın çünkü. Yani orta hani tabii. Bir şeye bakarsın. Ne bileyim nota bakarsın, oyuncuya bakarsın. Başka bir şeye de bakarsın. Hani ya da bazen baksan da göremiyorsun. Aynen. Zanyolu. İşte yetenek bu. Tam yan ağları. Oradan yan ağları atmak büyük bir yetenek. Onun gibi de olabilir. Evet haklısın hiç düşünmemiştim. O yüzden çok ya orta saha hani tam güzel şey olsun da. Abi biraz ballıyım ya. Ballıydın. Evet. Lewandowski de sana denk gelmişti. Onu konuşmuştuk. Haaland geldi geçen. Of çok iyi İşte ya. Bir Konya Kasımpaşa maçına gittim geçen yıl. Kışın böyle falan ya 0-0 bitecek falan diyorum. Bindik uçağa falan 4-4 bitti bir anda. Işte. Bir de Konya Kasımpaşa. Aynen ya yani. Hiç hani 1-1 falan maksimum. 1-1 bitse öpüp başına koy. Ama 4-4 bitiyor falan. Bazen de şunu düşünüyorum.
acaba hani istatistik olarak denk mi oluyor yani? Sonuçta bir sürü hani akılda kalmayan maçta da yer alıyorum. Ha, algıda hani, seçicilik evet, diyorsun. Yani, onlar mı akılda kalıyor? Ama yok birazcık hakikaten fazlası denk geliyor. Ya Lewandowski ve Haaland yeterli abi zaten yani. Bundan sonra diğer bütün maçlar kötü de olsa. Evet, abi, Leva tek yani. Başına yeter ya. O bir daha hakikaten yani ben hayattayken bir daha göremeyeceğim bir şey herhalde. Evet, anlatmayı geçtim yani 5 büyüklükte 9 dakikada 5 gol olmaz abi. Tabii olacak şey değil. Ya yani. FM de olsa. Yani ben mesela PES'te yapsam gerçekçi olmadı derim. Soğursun oyundan falan. Evet. Yani. Ya da Kemal Özdeş gelse bu ne ya falan derim yani. Bir de Art House filmler çok seviyor. Abi, sinefillik evet. Durumu var falan ya, dedi. Ya sinefil değil. Böyle bir durumum varmış galiba. Böyle de şey gibi oldu. Ya. Senin biraz miden ağrıyormuş falan gibi. Söyledim ama bunu niye sormak istedim? Daha önce Berk'e de sormuştum çünkü aynısını. Benim böyle bir mesafem var ya anlamazsan falan gibi. Ya, sanat filmleriyle alakası. Sen böyle hiçbir gerginlikle falan yok, girmedin. Yok anlamıyorum yani. Ama işte yani deneyim hoşuma gidiyor demek. Abi. Yok abi ya ben öyle okuma falan işte burada metaforik olarak şunu şöyle bir analoji bilmem ne falan. Pek öyle izlemiyorum. Ama o deneyimin kendisi hoşuma gidiyor. 2,5 saat böyle bir şey olmuyor falan. Ya tabii yine çok ekstrem örneklerde sevmiyorum da. Bu gene böyle... ben sana söyleyeyim Karagümrük Sivas'a aynen. Bağlanır. Aynen. Acaba yine çocukluğumuza gitsek böyle. Hani... O yüzden mi acaba diye. Yani şeyi seviyorum abi düşük tempolu. Aksiyon hiç sevmem mesela bir filmde öyle böyle ya. Dövüş sahnesi. Abi kazanıyor işte iyi taraf ya. Dövüyor diğer tarafı yani %98. Gerçekten dünyanın en şey yorumu ya. Yani o dövüşte nasıl dövüşülüyor hiç ilgimi çekmiyor. Ya da işte araba kovalamaca sahneleri falan. Böyle daha temposuz, çürük böyle o bir şey olmasın ben oturayım izleyeyim falan. Hiç uyuyada kalmıyorsun yok, o zaman. Yok ben uyuyakalamıyorum. Vay be ya. Süper çok, ya. Çok. Ben direkt uyuyorum abi öyle filmlerde ya. Uyuyakalabilmeyi çok yani benim uykuya dalma şeyim biraz zor oluyor abi. Öyle mi? Evet yani karanlık olması lazım, sessiz olması lazım. Biraz böyle yatakta yatmam lazım. Böyle kanepede uyuyakalışım falan neredeyse çoktur. Bende de tam tersi yani yatınca uyuyamıyorum. Ha işte. Öyle çok özel bir insanım ben. Seviyorum ama Art House böyle şey filmler yavaş. Çok sıkıcı. İyi ya. Ya işte hiç giremedim ben de ona. Belki böyle bir tavsiye alacaktım da sen de hiç tavsiye verecek gibi konuşmadın. Abi dur hemen bakabilir miyim ya? Şimdi tabii ki şey bak. Olmasın. Tabii ki bak ben o sırada bir şey anlatayım. Tamam. Geçen işte bu uyuyakalmak deyince aklıma geldi. Kanepede falan normalde hani uzanınca herkes tabii biraz uyuyakalabilir yani. Ha, televizyon karşısında gayet normal. Ama ben geçen abi bir sene önce falan... Bilgisayar başında oyun oynarken uyuyakaldım. Dedim ki bu artık bambaşka bir seviye. Yani ben gideyim bir şekere falan baktırayım. O Stellaris diye böyle bir uzay şeyi simülasyon oyunu var işte şey. Uygarlıkları şey yapıyorsun. Orada abi böyle oynarken böyle uyumuşum abi. Böyle insan böyle uyuyabilir mi ya? Dedim. Bütün arkadaşlarım kurgu yaparken uyuyor. Of. Ya hadi gene o iş. Bu oyun lan eğlenceli ama işte biraz oyunun tipi. Hani ha. Excel şeyi tablosu gibi olduğu uzaydan çok olabilir. Korkuyorum abi. Hadi ya. Aynen aşırı yani hiç sevmiyorum. Yıldızlara filmi falan da mı? Yok filmi zaten izlemem. Gerçek mi diyorsun? Bakarken bir kere panik atak geçirdim. Oturdun yani. Yani. Arkadaşlar dağ evinde işte bir arkadaşın dağ evi var oraya gittik falan. Böyle yıldızlar çok parlak millet konuşuyor işte o yıldız burada falan bilmem ne. Biraz da işte içki içmiştik. Bir baba bende şey Allah geldi. Allah Allah ya. Ne abi, enteresanmış. Çok sonsuza yakın çok bir önemsiziz. O fikir mi korkutuyor? Böyle neyiz biz yani. Öyle etkiliyor. Aynen yani işte şey scale var ya işte dünya bu güneş bu şu bu bilmem ne. Doğru. Bin milyar tane. Bir hafifletmiyor mu ama yok o seni? Abi, tam tersi bir şey yapıyor yani. Böyle çok... O zaman bende VR var bir tane uzay oyunu var. Seni yok edebiliriz yani. Vay abi, Petros Flu'yu izledin mi? Bunu yok ben hiçbirini izlememişimdir bu arada. Boşuna tamam. O, bana sorma. Ama buradan tavsiye olarak alacağım. Petros Flu, Compartment No. 6 tren filmi. Rusya'da gidiyorlar falan böyle. Süper. O soğuk soğuk. Kesin uyurum. Aynen. Çok aynen uyumak için de çok iyi. Bir tane daha söyleyeyim hemen. Böyle şey. The Square abi hadi. Square. Aha, tamam. Square. Buradan izleyicilerimize de sormuş olalım. Ben yavaştan bu dünyaya girmek istiyorum. Böyle onlardan da yorumdan bekleyelim. Senin dediklerini de izleyince not edeceğim. Bakalım sonra da paylaşırım bu güzel. Fikirlerimi. Bu okuma falan ben çok girmiyorum dedin ya. Bu filmlerin beni korkutmasının bir sebebi de o. Çünkü ben yıllar sonra Up diye bir animasyon vardı ya. Hı hı. Onu seyrettim. İzlemişim. İzledim. Abi yani ne tatlı bir film falan. Abi ben onu oturdum.
bunlar anlam ifade ediyor olmalı falan diye. Abi yok işte evi sırtında taşıması şu demek. Aslında işte geçmişimizdeki yükler, işte orada o hayvanın hiç bulunmaması aslında o bilmem ne isim geliyor falan diye. Bizi sinema okurken zehirlemişler bizim jenerasyonu. Bak benim okuduğum okulun bir lanetiydi bu. Bize böyle filmler açıyordu. Filmde böyle bir tane şey yanıyor. Ne? Şömine. Adam da böyle bakıyor. Geçiyor sonra. Durduruyordu hoca, ne anlatmak istiyor? Ya ben ne bileyim ya, belki görüntüsünü beğendi. Yani belki güzel duruyor ateşler, dur çekeyim dedi yani. Şey öyle demedi ya, de yani. Zeki Demir Kapısı. Filmimdeki aralık kapıların bir anlamı yok. Aynen o kafaya. Belki de demedi abi adam. Yani sen sonradan izleyip bunlara bir anlam yüklüyorsun. Falan diye zehirlediler bizi. Abi. Yok işte oradaki ateş aslında adamın İçinde yanan aile şeyinin ateşiymiş falan bilmem ne. Ya hocam Allah aşkına ya falan i̇şte diye. Sana hissettirdikleri mi yoksa illaki o adamın şeyine mi girmen gerekiyor işte falan filan yani. Yani ama yönetmenden keyif. Çok yönetmenci dediğimiz. O yüzden ben de böyle o şeyi kası geliştirmek zorunda kaldım okulda okurken. Ama devamlı Up filminde bile. Sen sinema mı okudun? Şey evet. Aa. Ama yalandan bir sinemaydı yani. Çok bir şey öğrendiğim söylenemez. Fakat o şeyler o yüzden geriyor beni. Yani böyle iş gibi geliyor yani, anladın mı? Ya biraz şimdi anlamak için kafa yormam gerekecek falan. Film çünkü benim için hep şeydi, rahatlama. Hani açayım da bir böyle keyifli vakit geçireyim falan. Öyle iş gibi geldiği için ama not ettim. Not ettim. Yaz izlersen. Evet vallahi benim konularım bu kadar. 30'u da devirdik sanırım. 45. Aa. Yapma ya. Oğlum ne? Vallahi iyi geçti. Evet, iyi. Ben hep böyle şeylerde biraz başta geriliyorum. Sosyal olarak hafif darlanmalarım olduğu için. Ben hani de. Böyle oturacağız iki kişi. Ulan ne yapıyor, konu biterse falan. Şimdi ben ne diyeceğim falan tarzı şeylerim oluyor. Ama iyi geçiyor ya, sen ne güzel. İyi süper, sen de öyle bulduysan. Çünkü ben de bu programla ilgili feedback'im bile bu programda veriyorum. Öyle bir rahat bir program oldu. Hakikaten ilk bölümlerden ben şu açıdan rahat edemedim. Hani böyle çok soru cevap, o ciddiyeti kıramadım, şımaramadım falan. Sokrates kaldırmaz bu şımarıklığı falan. Sonra Erman'la bir telefon konuşması yaptık. Rahat ol. Nerelerde, nereleri kaldırdığını öğrendim. şımarıklı biraz daha rahatladık. Benim için de çok keyifliydi. İyi ki geldim. Oğlum. Ben teşekkür ederim. İlk kez çağırdın beni. Evet sevgili arkadaşlar, teşekkürler izlediğiniz için. O Deli'nin bu bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediyseniz izleyebileceğinizi, izlediyseniz de dinleyebileceğinizi unutmayın efendim. İki yerden de takip edin bizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.